Selamlar herkese. Flow Radyo'nun en geek içeriğine Geek Of'a hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda Zararına Sohbetler YouTube kanalını içerik üretmekte olan bu üç isim. Bendeniz Fuat Alpay, sol tarafımda Fatih Dalcı. Çok seksi tişörtüyle birlikte bugün. 2018 miydi? Free Flow. Free Flow. Hemen onaylıyoruz. 2017. Evet. Ghostface Killalar. Ve Ozan Big Gültekin. Dedikayı. Bugün bizlerle evet, birlikte. Ve Big Dedikayı. Kime evet. Teşekkür ediyorduk? Hip Hop Kolektif'e teşekkür ediyoruz. Buradan o 12 arkadaşa da teşekkür ediyoruz, ben dahil. Ben teşekkür edin bana. Ben de buradan anne ve babama selam söylüyorum. Sağ olun. Bu aralar filmlerden konuşmaya devam ettiğimizi söylemiştik. Geçtiğimiz hafta 8 Mile'ı konuşmuştuk. Evet. Bu hafta da Hustle and Flow'u konuşacağız. Evet. Daha iyisini konuşacağız. Daha iyisini bence de konuşacağız. Bence eşit ya. Hustle and Flow'u ben ilk defa izledim. Siz ne zaman izlemiştiniz, yoksa ilk mi oldu falan filan? Ben 2010 gibi... Bir DVD'sini almıştım. Hı hı. DVD'sini bulmuştum ucuza. O DVD bu DVD mi? O DVD bu DVD değil, o diğer DVD kırıldı. Hı. Okey. Ben nereden izlediğimi söyleyeyim mi? Torrent? Evet. Yine korsana yol gösterdik. Bu DVD'yi de Bit Pazarından mı bulmuştun Ozancığım? Bizim videolardan birinde olması lazım bu. Bizim videolardan birinde şey evet, yapmıştım, evet. Bit Pazarı videolarında. Peki 3 gün içinde teslim edilmeyen filmlerden gecikme ücreti alınıyormuş, verdin mi? Abi işte bir hafta sonra ben bankadaki bütün parayı çekip onlara vereceğim. Evet, şimdi yönetmenimiz ve yazarımız aynı zamanda Craig Beaver isminde bir abimiz. Kendisi Dolemite Is My Name'i yapmış. Evet. Empire diye güzel bir diziye bayağı güzel ismini diziye yazdırmış. Blake Snake Moan'a vurmuş. Ona da yazdım. Böyle bir şey bulamadım. Tekme atmıştım böyle. İran diye. Empire iyi dizi mi? Empire bayağı iyi bir dizi. Hatta bu filmleri aynı başrolü paylaşıyor. Hmm. Yani aynı adam oynuyor. Bu dizideki şey filmdeki Terrence Howard. Karakterin birisi de, kadın karakterin birisi de orada yine aynı şeyler yani. Güzel. Vallahi ben emin olamayacağım. Empire bayağı iyi dizi. Küçük bir Nolanverse mi? Böyle kendi oyuncuları var, yok, yönetmenin yok böyle, onları mı oynatıyor? Şehir farklı, şey farklı ama yani. New York dizisi. Evet ama şey yani devamı ediyormuş gibi de bir algı oluşuyor aslında. Çünkü karakter yine sıfırdan gelip bu sefer müzik imparatorluğu kurmuş falan. Dr. Dre gibi falan düşün. Netflix'te falan mı var? Netflix'te yok ama Torrent'te. Torrent'te var. Torrent'te var arkadaşlar. Yani sen radyo flamı batıracaksın. Pardon, flamı radyoyu batıracaksın sen. O hatayı bir tek ben mi düşeceğim zannettim. Şimdi. Evet. Kısaca hikayemiz bize neyi anlatıyor Hustle and Flow'da? Abi şimdi muhabbet tellalı ve işte torbacı bir abimiz var. Ama yine. Yaşı ya da... oradan nasıl sıyrıldım abi güzel. Çok yani, riskli kelimelere hiç girmeden. Aynen. Yani kendisi orta yaşlarını yaşayan bir abimiz. Bir gün işte liseden bir arkadaşıyla karşılaşıyor, kayıt mühendisi. Onun bir kayıt session'ına katılıyor kilisedeki ve hayatını... tekrar düzene oturtması gerektiğini düşünüyor ve eski arkadaşı Lil Skinny'nin tabi müzik endüstrisinde çok yükseldiğini görüp diyor ki ben de yükselebilirim. Evet. Ve kayıt mühendisi arkadaşıyla bir işe girişiyorlar. Abi Skinny Black tam bir terbiyesiz Ludacris. Ya. Aynen. Tam bir terbiyesiz yani. Ludacris kelime anlamı da uygun yani karakterin kendisine. Ondan önce şeyde de var böyle hikayede kilit nokta olarak benim gördüğüm. Çok ucuz bir meblağ karşılığında sokaktaki bir homeless tarzı bir tipten böyle küçük bir ork satın alıp böyle. Evet. Aynen. O da çok güzel hareket. Babam da eskiden çalardı deyip minik minik böyle düğmelere basıp hortlatması evet, yani. Şey yani. Karakterin aslında içinde böyle bir şey var, hani bir ukdesi var aslında. Ve bir kurtuluş yolu olarak da müziği görüyor bir yandan. Ve yani kendi hayatını yeniden inşa etmenin yolunu müzik üzerinden kurması falan. Direkt hikaye güzel açılıyor yani. Nasıl film abi Hustle and Flow genel olarak? Bayağı başarılı ve aslında bakarsan pozitif filmlerden birisi. Yani sana da başarabileceğini hı-hı aşılayan bir film. Çünkü sonunda karakterimiz başarıyor yani bir şekilde. Evet, bir şekilde. Evet, bayağı çetrefilli bir şekilde. Evet. Hapse düşüyor bir şeyler oluyor falan filan. Ama yani insanın içindeki umudu gazlayan filmlerden birisi. Yani evet ben de olabilirim dedirtiyor. Bir yandan rap müzikle birazcık içinde yapabilir miyim mi olan insanlar kesin izleyince şey yapmıştır. Yani bu adam o şartlarda bile yaptıysa falan hı-hı sen kesin yaparsın diye insanları umut aşılamıştır gibi geliyor. Ve zaten... neyse geçelim ya. Aklıma gelmiş unuttum. Böyle lafa girip de böyle bırakamazsın o zaman. Ya zaten bu. 15 yıllık filmin öncelikle spoiler'ı olmaz. Spoiler bol bol vereceğiz evet diyorum. Ve oyuncularımıza geçiyorum. DJ karakterini canlandıran Terrence Howard abimiz var. İnanılmaz iyi bir cast yani. Bence de. Kay karakterini canlandıran, onun arkadaşını canlandıran Anthony Anderson var. Tam bir terbiyesiz olarak adettiğim Ludacris var. Filmde Skinny Black karakterini canlandıran. Ondan sonra... iki tane de ablamız var şurada. Evet, Nola ve Shaq karakteri var. Onun dışında... şunlar var. DJ Paul, Juicy J ve Al Capone, Memphis'in rap
efsaneleri şey oynuyor. Isaac Hayes'e sonra gireceğiz. Tamam. Bu üç önemli müzisyen figüran olarak oynuyorlar. Memphis rapinde çok önemli isimler ve hı-hı, Isaac Hayes ve Memphis müziğinin en önemli isimlerinden biri. Funk'ın en babalarından biri ve hatta orijinal Shaft'in müziğini yapan bir abimiz. Bununla da yanlış hatırlamıyorsam Oscar'ları kazanıyordu, hmm, 71 yılında. Evet. Ve hip-hop için önemli bir abimiz. Aynı zamanda zaten filmin geçtiği şehrinde sembol isimlerinden biri, şirketle birlikte, Stax şirketiyle birlikte arkadaşlar. Bu DJ Paul, Juicy J, Al Capone, Isaac Hayes, bunlar sevdiğimiz abiler mi Fatih? Evet, Afro-Amerikan komedi filmlerinden çoğunu tanıyoruz. Tabii başrol değil de diğer yan karakterlerin hepsi hep orada komik relief olarak dahil olan isimlerdi. Hı hı. Bu filmde komik değiller aslında bir yerde. Bir yerde komikler ama hani filmin asıl olayı biraz daha ciddiyet olduğu için, evet, duygusal sahnelerin altından hiç beklemediğim şekilde iyi kalkan bir kast. Yani ben bu adamların böyle bir şey yapabileceğini bile tahmin etmiyordum filmi ilk izlediğim zaman mesela. Hep çünkü alıştık yani. Ucuz komedi filmlerinde bu adamları görüyorduk. falan böyle. Aynen. Hep kanka rolü oynayan adamlar. Bu sefer yine kankalar ama bu sefer olmuş yani. Ciddi rollerin altına kalkabilmişler. Hı hı. Güzel yani. Ya geçtiğimiz haftalarda 8 Mile'ı konuşmuştuk. Orada da demiştik. Ben bu filmde de aynısını söyleyeceğim ve hatta bir fazlasını söyleyeceğim. Çok akıcı bir film. Yine böyle yağ gibi akan bir film. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Eskimiş gibi gözükmüyor. Ki ben ilk defa izledim, evet, ve 15 yıl geçmiş film çıkalı beri yani. Biraz eskimiş gibi görünüyor ya. O kadar da şey, 8 Mile kadar mesela şey değil bence. Genç değil yani. Ya şey anlamında böyle. Hani rahatsız etmiyor mesela, evet, izlediğim, evet, şey, evet, yani. Evet. Ekranda akıyor yani. Ben Fatih'e katılmıyorum. Neden diyecek olursan. Yine bir belgelerim var yoksa? Yok, belgelerim yok. Tamam. Filmin biraz şey, görüntü yönetimi Blaxploitation filmlerine benziyor işte. Hani Superfly'lar olsun, Shaft'ler olsun, işte Sweet Sweet Badass Song gibi filmlere, hı-hı, benziyor. Educational Sonic Cars'ına bayağı benziyor renk olarak. Bilmediğim bir sürü şey söyledim. Yani o yüzden pek eskimiş gibi değil. Biraz daha stilistik bir tarz, evet, olduğunu düşünüyorum. Olabilir ama yine de eskimiş değilse bile eski görünüyor. Yani o bilerek olsa bile bence... Vintage gibi mi diyorsun? Hani vintage ya, kıyafetler falan. O dönemin... Instagram'da hesabımız var falan diyorsun. Alttan çıkıyor böyle. Mutlaka bizden al.com falan böyle. Bilmiyorum, bu bilinçli bile olsa bence benim argümanım daha desteklenmiş bile oluyor yani. Film eskimemişse bile eski görünüyor o zaman. Çok yani, değil yani. Stilistik olarak. Evet, tercih olsa bile eski yani. Şimdi. Tamam. Eight Mile'a göre, artı bir de şunu söyleyeceğim. Eight Mile'a göre bence çok daha eğlenceli bir film. Çok daha renkli, cıvıl cıvıl ve akıcı yani bir film bence. Evet, daha eğlenceli olduğuna kesinlikle katılıyorum. Renkli, hı-hı, olmasının sebebini de şöyle söyleyelim. Detroit iklimini düşündüğümüz zaman daha çok karasal iklim içte ve sürekli hani soğuk bir iklimi var. Sürekli yağışlı bir iklim var ama Memphis'e, güneye geldiğin zaman artık film boyunca zaten görüyorsun, herkes terliyor. 7-24 terliyorlar yani. Evet. Hani klimanın dibinde bile terliyorlar yani. Ya Nola karakterinin motivasyonu soğuk bir yerde bulunmak zaten kızın yani. Hani buzdolabının üstüne oturmak, vantilatörü açmak, klimalı arabalara seyahat etmek gibi değişik olayları, evet, var ablamızın. Diyorum ve renk tonu farkından bahsettik, o hoşuma gitti. Bayağı turuncu ağırlıklı bir filmdi, evet, bu arada fark ettiysen. Şimdi 8 Mile'la ortak özellikleri, esasında ikisi de bir sanatçının yükselişini, sıfırdan falan gelişini, evet, anlattığı için esasında... sıfırdan gelen ve bir amaç uğrunda ilerleyen karakterler var. Bir rap filmi veya bir hip hop filmi dediğimiz zaman genellikle sıklıkla rastladığımız temalar bu mu? Genel olarak bu. Çünkü açık konuşmak gerekirse dünyadaki fakir sayısı, zor şartlar altında yaşayan insan sayısı, iyi şartlar altında yaşayan insan sayısından daha fazla olduğu için bunun gerçekçi olmayan bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Fatih? Böyle sıfırdan gelen, şöyle, yokluktan gelen, yükselen ya, karakterler. Şöyle, 60'lar 70'ler Türk sinemasındaki arabesk filmlerine baktığımızda da, evet, yine sıfırdan gelen bir Ferdi Tayfur görürüz. Evet. Ve filmin sonunda başarmıştır. Aynı, evet, filmin replikası. Kemal Sunal'ın bile öyle filmleri var. Şark Bülbülü var. Güzel bir film. Tavsiye ederim. Dün de onu konuşmuştuk. Esasında hani hip hop ve arabesk, evet, direkt filmler. Direkt aynı şey. Net. Değil tabii. Müslüm Gürses Tupak'tır. Hadi bak. Müslüm Gürses Tupak mıdır? Anket çıksın mı? Aksini inkar eden yorum atın. Kamera kapandıktan sonra hatırlatsana uçan tekme atacağım. Şimdi şuraya şöyle bir not düşmüşüm. Bu benim iki filmi de izledikten sonraki vardığım biraz komik bir yargı. Mesela temiz kolej çocuklarından gayet de eli yüz düzgün aile terbiyesi almış insanlardan rapçi çıkmıyor mu? Çıkar. Rapçi çıkmak için illa mesela kötü sokaklarda büyüyüp, alkol kullanılan, ot satılan mekanlarda büyüyüp, işte muhabbet tellallığı yapılan ortamlarda bulunup
underground yerlerde mi vakit geçirmek gerekiyor? Çok ya büyük bir kısmı öyle oluyor. Hani maalesef öyle ama, oluyor. Ama öyle ama olmak zorunda değil. Yani. Öyle değil. Olmak zorunda değil. Mesela örnek vereyim. Chance the Rapper var. Mac Miller gibi abiler var ama hani 10 tane örnek verebilir misin desem bir oturuşta verebilir misin? Yok, bence hayır veremezsin. Ama şu dönemde sayıları daha artıyor. Yani. Üniversite mezunu bayağı ya canım, normal ailelerden gelmiş. 90'larda yani. Da çok öyle isimler var yani. Evet, hatta yani. Mesela biz şeyde Zararına sohbetlerde konuştuk ama yayınlamadık. CB4 mesela filmi. Evet, oradaki aynen. Karakterlerin hiçbiri şey değildi. Hani evet. Kötü şartlardan gelen karakterler değildi aslında bakarsan. Direkt RP yaparak yani yeni bir karakter oluşturdu. Tabii canım çünkü piyasada öyle tipler de çok hani. Mesela işte ben kötü sokaklardan geliyorum. Çünkü o satıyor yani herkes. Ama işte satan o maalesef. Evet. Ben kötü sokaklardan geliyorum deyip böyle o kadar... Aslında kolej çocuğu falan yani. Hip hop'ta bu çok var yani. Dürüst olun, piton gibi olun. Tamam. Son değil. Server Uraz bak. Sonra Flow Radio'nun ocağına incir ağacı dikiyorsun. Bu bölümde senden hiç memnun değilim, haberin olsun. Şimdi bu filmde en çok hoşuma giden sahneler evde kayıt aldıkları sahnelerdi. Aynen. Biraz daha amatör ruhu bizlere gösteren filmin bence en eğlenceli, en dokunaklı bir yandan da evet, bence sahneleriydi. Acındırmıyor da yani bir yandan evet. Yani. Bir, sen de onlardan biriymiş gibi olabilirsin o ortamda. Ya yani. Ben şey sahnesinde kendimi bayağı duygulandım ya. Detrick. Orada duygulamadım. Onun bir öncesinde. Hatunlardan bir tanesi geliyor. Geçen bir kayıt stüdyosunda gördüm deyip bir tane böyle mor bir lamba geliyor. Belki hoşunuza gider. Şimdi onu masanın üstüne koyuyor. Çıkıp gidiyor falan filan. Bayağı güzel sahneydi ya. Aynen. Ya kağıt üzerinde böyle çok detay, ne gereği var gibi duracak olan bir sahne. Kasların da çok iyi olmasıyla, oyunculukların da çok iyi olmasıyla bayağı zirveye oynatan bir sahneydi. Akabinde gelen Hoop That Trick sahnesi abi. Açıp defalarca izledim ya YouTube'da filmden sonra. Abi zaten bak o sahnede başladığı zaman kullandığı cümle mesela nakarat kurmaya uygun bir cümle değildi. Ve zaten radyoda da çalamazsın. Evet. Hoop That Trick'e çevirdikleri zaman nasıl akıcılığı arttı evet. Yani. Çok güzel oldu bir anda. Bazı rapçileri konuşalım mesela bu noktada. İlk albümlerini evde kayıt eden hani zor imkanlarla böyle bir yerlerden falan bulup buluşturup mikrofonlarını arkadaşlarını toparlayıp hadi böyle albüm yapıyoruz veya kaset bir tane çıkartalım demoda elden ele gezdirelim tarzı evde kayıt yapmaya başlayıp bugünlere çok güzel bir şekilde gelen isimler mesela. Piton mesela. Ya Türkçe rap'in çoğu öyle de yani şöyle bir şey var hani bu biraz daha güney mantalitesiyle başlıyor hip hop'ta çünkü güney mantalitesine baktığın zaman çoğu sahnelerde senin de öyle vallahi gerçekten şimdi güney mantalitesi mixtape kültüründen geldiği için 90'ları erken 90'lardan 90'ların ortasına kadar bütün mixtape'ler bütün albümlerde hep bir lo-fi var çünkü adamlar büyük kayıt stüdyolarında yapmıyorlar. Evde kendileri kaydediyorlar. Hani biraz daha palazlandıktan sonra işin kalitesi artıyor. Ki zaten hiçbir zaman güneyden çok iyi de albüm kapakları çıkmadı biliyoruz. No Limit Records'ı bilirsin. Cash Money ya da işte o 36 Mafia, DJ Screw. Kapaklar rezalet ötesidir ama... Kayıtlar da çoğunlukla... Yani çok, 90'ların çok ortasından sonra yani. Düzeliyor ama kayıtlar. Yani yatırım almaya başladıktan sonra biraz daha ileri para görünce falan topluyor yani. Zaten şöyle bir şey var. Şu an günümüzde hip hop da 808'in artmasının sebebi ne biliyor musun? TR yani o 808 makinelerinin aslında ekonomik şey olması, ucuz olması ve ondan çok tercih edilmesi biraz hip hop'a etki ediyor sound olarak. Ki elinizdeki imkanlarla... Yapın yani. Hani güney mantalitesine uyum biraz. Do it yourself videosu gibi. Siz de evinizde kendi rapinizi yapabilirsiniz. Böyle basit gibi. Altta böyle şey. Altta şeyi böyle değil mi? Telifsiz müzik çalıyor. Sen kötü işte düşmanını öldürmekten bahsediyorsun. Altta böyle şeyi yapıyor. Telifsiz müzik. Şimdi bir yandan da şöyle bir durum var. Hakikaten böyle kötü durumlardan, yokluktan gelmekten kastım. Hani arkadaşıyla bile şey esnasında karşılaşıyor. Kayıt mikrofon şeysinin cihazının pili bitmiş. Pil almak evet, için markete girdiği esnada tesadüf esnada. Bir yere de şey alıyor kendine hani malzemesini alıyor satmak için. Aynen. Kayda girecekler bu diyor cızırtı yapıyor mikrofon. Mikrofon değiştirmek zorundalar. Olur olmayacak yöntemlerle yeni mikrofon edinmek zorunda kalıyorlar. Tasvip etmiyorum. Evet. Bir yandan işte kayıt alırken iki yan evde mi, üç yan evde mi ne hayvan gibi müzik dinleniyor. Bu arada güzel bir sahne ona da kısaca değineyim. Şimdi normalde sokakta hani dövüşerek bir şekilde hayatta kalmış bir adam hani bu işi doğru düzgün yapabilmek için bürokratik bir yola başvuruyor ve komşusuna ufak bir rüşvet veriyor. Evet. Komşusu da DJ Paul 36 Mafia'dan. Güzel. Güzel bir cameo diyebilirim. Evet. Ya şimdi filmin son düzlüğü, son 15 dakikası civarı. İlk defa izledim ben bu filmi. Hiç beklediğim gibi gitmedi. Ben yani bu şey karakterinin
Skinny Black karakterinin bu kadar haysiyetsiz bir abi olacağını hiç tahmin etmemiştim filmi izlerken. Yani tuvaletlerden kaset toplamak artık yani. Niye böyle oldu bu filmin son düzlüğü? İşte Allah hayat. Kimseyi ünlestiremesin diyoruz. Hayat be. Hayat. Ya, arabesk işte, anlıyor musun? Filmin başından beri bir amaç uğruna hareket ediyorlar. Hani o demo kasetini ne olursa olsun o adama verelim, fırlayacağız gideceğiz gibi bir mantaliteyle ilerliyorlar. Fakat neden böyle oldu şimdi? Bir anda silahlar patlamaya başladı ya, filmin çok, sonunda. Çok dramatik bir şekilde evet gidiyor yani ya. Filmin oraları. Ki film bende bittikten sonra da uyandırdığı hisler eğlenceli bir film gibi değil de. Evet. Daha böyle hani üzücü, daha böyle ulan nasıl bir mücadele falan bu diye. Bayağı şey oldu, depresyon oldu yani. Harala güreli adam tutuklandı, akabinde hapse girdi, evet. Bilmem ne oldu. Çok kötü sonra şeyler oldu yani. Ya film şöyle bir şey var. Sen o kadar uğraşıyorsun, o kadar zor şartlar altından geliyorsun. Yani bu aşağılanmayı kaldıramazsın. Kimse kaldıramaz. Asıl sıkıntı o yani. Sen madem sokaklardan gelmişsin ama sokaklardan gelmeye çalışan birine de aşağılayınca olmuyor. Şimdi o zaman Ludacris'in canlandırdığı Skinny Black karakteri gibi. Evet. Gerçek hayatta hani mahalleden çıkıp, bölgeden çıkıp herkesin sevgisini kazanmış bir tip. Hani bu çok basit bir örneklem. Hani biraz mübalağa bir örnek belki Skinny Black karakteri ama. Yo, var, çok var yani. İyice böyle kendini bozup kimseyi tanımaz hale gelip tamamen para kazanma hırsıyla böyle geçmişini falan unutan, eski yaptığı kendi albümlerini bile unutan tipler artık. Böyle örnekler var mı günümüzde? Var. Ad MC... vermeyelim. Türkçe rapte bir tane var. Ad vermeyelim. MC... Piton mu diyeceğim? Fatih Kavun diye diyorlar. MC Ender var. MC Ender mi var? Yok, alakası bile yok. Ya, no. Ya sadece şöyle, buna benzer bir örnek olarak ne söyleyebilirim? Hani yine Güney'den. Jeezy ile şey, Freddie Gibbs'in arasındaki biraz böyle beef buna benzer tarzda. Diye düşünüyorum. Öyle örnek olarak. Ben Türkçe örneği anladım şimdi, o yüzden söylemeyeceğim. Yani şey, benim isteklerimi bedavaya mı indiriyorsunuz? Değil mi? Doğru mu anlamışsın? Aynen, direkt o adam, aynen. Evet. Şimdi filmin şöyle bir mottosu var. Bu filmin birkaç yerinde geçiyor. En başında da geçiyordu. Filmde bu replikle bitiyor zaten. Hani elinizden geleni yapın. İlerlemeye çalışın. Şu an olduğunuz noktayı unutun. Ve asla hayallerinizden vazgeçmeyin, evet, bu noktada. Pozitif bir mesajı var filmin. Aynen. Anlayana var yani. Ya bir de şöyle bir şey, hani gerçekçi bir şekilde bitiyor. Çünkü bizim baş karakterimiz DJ hani Skinny Black'e vererek bir yerlere gelmeye çalışıyor. Fakat mola farklı bir yöntem bularak DJ'lerle, hani DJ'lere elden, evet, vererek hani CD'leri bir şekilde farklı bir yöntem bularak hani yükselmesini sağlıyor şarkının. Aslında. Ve hani hiçbir zaman hani bu işten kopmayın, bu işe devam edin, farklı yöntemler deneyin diyor film aslında bakarsan. Bu gerçekçi bir bitiş geldi bana, hani şey değil, klişe bir bitiş değildi bu yani, evet, bence. Film bu arada şey, 8 Mile gibi hani bir aile filmi olayım, herkes sevsin derdinde de değil o değil, anlamda yani. Değil, yani bir şey göstermesi gerekiyorsa gösteriyor yani. Ya 8 Mile'ın sonunda hani rap battle'a katılmak için karakter mesaisini bırakıp bir arkadaşına devredip battle'a katılıyordu. Filmin sonunda mesaisine geri dönüyordu. Biraz daha karamsar bitiyordu. Son noktayı, ilerlemeyi göremiyorduk 8 evet. Mile'da. Fakat burada adamın filmin başından beri istediği şey gerçek oldu. Hapse girerken bile Nola'ya şey demişti. Hani artık kontrol sende, idare sende. Evet, ben evet. Avluda gezerken hapishanede kendi şarkılarımı duymak istiyorum diyordu. Ve bu da farklı bir yöne geçiyor. Aslında hani bu boş bir cümle değil. Neden diyeceksen. Hı. Yani hapishane sisteminde 90'larda ve 2000'lerin ortasında farklı bir pazar yani. Hani orada satılan kasetler. Hani oraya giden kasetler. Hala günümüzde mesela özel basılan kasetler var ya, bilirsin sen hani yer altında falan. Onların hala bir kısmının hani hapishanelere dağıldığı bir gerçek ve farklı bir dağıtım aslında bakarsan yani. Bu da bu arada o kadar şey boş bir, içi boş bir cümle değil. Empire'ın da bir bölümünde yine aynı abimiz Terence abi şeye düşüyor, hapishaneye düşüyor falan. O filmdeki sahnelere falan gönderme olan bölümler var dizide. Çok güzel. Aynen, o da bu 50 Cent'in prodüktörlüğünü yaptığı diziyi, evet, diyorsun aynen, değil mi? Aynen, ben son iki sezonu izlemedim ama bayağı iyi dizi yani. Hatta hakikaten filmin sonunda görüşmeyi yapıyor Kay ile birlikte. İşte Shug'ın doğum yaptığını söylüyor. Senin artık kasetin çıktı diyor. Radyolarda çalınıyor senin şarkıların ama diyor. Ama sonradan biraz şey yapıyor. Fake atıyor yani. Yani. Önce söylemiyor, ondan evet, sonra söylüyor. Biraz hani sürpriz olsun. Ben onu beklemiyordum ve çok mutlu oldum. Akabinde evet. Nolan'ın işte radyo DJ'lerine tek tek böyle şeyleri verip elden dağıtması CD'leri. Ben bekliyordum çünkü önceden izlemiştim. Bu ne şimdi? Ozan yalan mı söylüyor yoksa gerçekten ilk defa mı izledi bu filmi? Anketimiz çıktı köşede. Yok, yorum olarak yazın. Filmin sonunda da hakikaten böyle gardiyanlar falan var hapishanede. Kendimizce bir, biz de bir oluşum yaptık diye. Kaset yaptık, demo, bunu dinlemek ister misin falan filan diye. En sonunda bizim işte DJ karakterimizin asla hayallerinden vazgeçme deyip sırtını dönüp tekrar koğuşuna geri döndüğü bir kapanışla filmimiz bitiyor.
Bir Barta Kulesi üstünde babamın öldüğü yaştayım sahnesiyle de önemli bir film. Kaç dakikamız oldu? Cümleyi kesmeseydim ben. 20-45. Hiçbir şey olmaz. Burayı da kesme. Ne olacak sanki? Eklemek istediğiniz son şeyler var mı? Hustle & Flow'u izleyicilerimize tavsiye ediyor muyuz? Ediyorum ben. Kesinlikle izlesinler. 10 üzerinden 8'i var. Niyet var 8'i yani. Bu tarz filmler başka neler söyleyebilirsin? Listemiz var bizim. Bir sonraki bölümden. Bizim bir listemiz var 30-40 filmlik. Var, evet. Ama izleyicilerimiz ne film görmek istiyorlar onu söylesinler bize. Çünkü izlenmeye ihtiyacımız var diye böyle. Application çıktı alttan. Bunlar evet, güzel şeyler. Şöyle. Hip Hop Kolektif'e teşekkür ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımız önemli. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olun vesaire falan. Paylaşın. Instagram evet. Storylerinizde de paylaşın. Tabii. Kaydırmalı falan bunlar çok güzel şeyler. 10 bin üzerinde hesaplarınız varsa tabii. Oradan kaydırmalı. Tabii. Paylaşın story'yi. Kendinize iyi bakıyorsunuz o zaman. Görüşmek üzere.